bunun bir hayal olduğunu söylüyoruz değil mi? Umut kırıklığı değil ya da zaten. bir gerçek değil. Zaten hayal yani. Hayalse zaten. <laughs> Bu arada çok ilginç bir şey söyleyelim onu. İlk seçimden bir ay önce falan biz seninle karşılaşmıştık. Sen olmaz demiştin. Ben yok ya olabilir demiştim. Haklı çıktın. <laughs> Memnun musun haklı çıktığın için? <laughs> yani hiç bu kadar memnun olmadığım bir haklılık çok uzun süreden beri yaşamıyorum. Bu yaşadıkları ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Şöyle bir şey tespit etti. Bu insanların hepsi sanki post travmatik stres bozukluğu yaşıyor gibi. Yani ne demek bu? Onlar için travmatik olan hadiselerle ilgili olarak flashbackler yaşıyorlar. Devamlı onu düşünüyorlar. Bir türlü kafalarını atamıyorlar. Hani işsiz kalmalarını, çocuklarının uyuşturucu batağına saplanmasını, ailelerin dağılmasını korkunç bir travma olarak yaşıyorlar. Travma ama post travmatik stres bozukluğu belirtileri gösteriyor olmaları posttraumatik stres bozukluğu kriterlerini doldurmuyor. Çünkü bu tanıyı koymak için kişinin bedensel bütünlüğünün bozulmasına yönelik bir tehdidin ve ciddi bir korkunun var olması gerekiyor. Yani işkence görürken öleceğim diye korkmak ya da tecavüz sırasında öleceğim diye korkmak ya da depremde öleceğim diye korku olması lazım. Orada bile kişilerin %30'unda posttraumatik stres bozukluğu gelişiyor. Şimdi burada insanlar işsiz kalabilir. Çocuklar uyuşturucu kullanabilir. Evlilik boşanmayla sonuçlanabilir. Burada bedensel bütün ne yönelik bir tehdit yok ama aynı şey yaşanıyor Şimdi o yüzden de Linden, Almanca Fermiterum, İngilizce Embitterment kelimelerini kullandığı acılaşma olarak tarif etti bu insanlardaki bu durumu. İçinde yaşadığın toplum senin psikolojinde belirlemiyor mu? Yani tabii ki belirliyor. Ama bak şimdi tevekkül, yenilgi, kadercilik filan'dan bahsetmiyorum. Yani bu ülke böyle. Bakarsan İtalya'da da faşist Parti. Şu an evet. Şimdi Batılı bir aslan varsa karşımda, şöyle bir şey yapıyorum. Ya ilk yer diyorum mesela işte senin en yakın dostun Mustafa. Mustafa geldi sana senin bana anlattığın hikayeyi kendi kelimelerimle şöyle düşünüyorum şöyle oldu ama böyle oldu diye anlattı. Mustafa'ya ne tavsiye edersin? Diyor. Yani işte böylece hani sen kendi üzerine kendi sorunun üzerine biraz düşünce üret diye. İstisnasız batılı hastalarımın tamamına bunu söylediğimde düşünüyorlar ve bir şeyler söylüyorlar. Türk ve Kürt hastalar bunu söylüyorum ne dersiniz diyor. Doktora gittim. Başkası, yani, başkası çözsün. Başkası çözsün problemi. Bu çok korkunç bir şey. Yani sence senin neyin var diyorum mesela. Kendi üzerine düşünsün diye. Ben bunu bilsem sana niye geleyim doktor bey? Yani düşünmeyeceğim <laughs> lan ben diyor. <laughs> şimdi bu bizim zaten getirildiğimiz nokta olsa gerek. Doğu toplumları olarak. Orta doğu. Aslında dolaylı olarak sen de halk cahil demiş olmuyor musun şimdi? hayır bizim getirildiğimiz nokta diyor. şunu söylüyorum yani halk cahil bu yüzden bu böyle oluyor diye böyle zaten sen bu ortadan kalksın diye sen ne yapıyorsun meselesindeyim ben yani başımıza bir şey geldi onun sorumlusu ben değilim kurbanım ben benim hiçbir sorumluluğum yok demek halk cahil demek budur yeni mi öğrendim bunu yani aslında acılaşma güzel yani Türkiye acılaştı evet. yani neşesi düştü hatta ben o gün o 15 Mayıs'taki yayında da onu dedim gülüyorum hala millet şey ne gülüyorsun falan diyorlar ulan gülün işte yani hani neşesini kaybetti Türkiye mesela Yunanistan'a gittim geçen hafta mesela ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı i̇şte Avrupa Birliği'ne girdiler ama bence uyum sorunları yani. yaşıyorlar falan hani sorunlu bir ülke Yunanistan ama insanlar daha mutlu ve huzurlu geldi ve ona üzüldüm yani evet. ülkemde büyük bir kutuplaşma var. İnsanlar mutsuz, çok saldırgan ve bu artar mı sence? Yani bu hayal kırıklığı 2002'den beri sürekli olarak yenildiğini düşünen kitle büyüyor ve aslında çok da kafa kafaya. Yani ülkenin hep bunu söylüyorum. Ülkenin en sevilen adamı ile en sevilmeyen adamı aynı kişi. Bu çok zor bir durum değil mi bir ülke için? Psikolojik açıdan. Evet zor yani elindeki yaşadığın durum neyse narsistik olmayan bir şekilde bunu kabul etmekle ilgili yine ideal benle gerçek ben arasındaki farkı azaltmak daha doğrusu o ideal beni o kadar yukarılara çıkartmamakla ilgili çok daha başarılılar bizden. Ama bak öbür tarafından yaklaşırsak aslında bu iktidar da seküler olmayan kesimlere bir hayal verdi. Yani onlar da şeye oynuyor. Tabii. Türkiye bağımsız işte Türkiye artık dünya lideri falan filan. Yani onlar da ona oynuyor. Yani Tabii. bu hayallere ihtiyaç var aslında. Evet ama hala iktidarda onlar olduğu için onlar hala kendilerini iyi hissediyor. Cumhurbaşkanımızın boyunun Obama'dan uzun olması çok önemli. Bülent <laughs> kısa diye kızdılar ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu aşağılık kompleksi değil mi? O de değersiz narsizmin o şey yani. Evet aşağılık kompleksi tabii yani. Tokalaşılırken filan Amerikan Cumhurbaşkanı'yla ben Obama'nın yüzünü hatırlıyorum. Yani tutuyor fotoğraf çekilecek. Öyle bir tutup çekmeye çalışıyor. Yani, yani elini uzattığında sanki sen daha üstünmüşsün gibi iş yapabilirsin ya. Obama şaşkın bir şekilde ne yapıyor benim elime koluma diye. Bakıyor <laughs> oradaki aşağılık kompleksini besliyor. E şu anda iktidarda olmuş oldukları için ortada hayal kırıklığı yani hayalin yıkılması kırılması ile ilgili bir durum yok. Saklanabiliyor yani. Saklanabiliyor. Bir de şu da var mı? Ben emin değilim bu söylediğimden. Gerçekten bakmak lazım ama bir ekonomist arkadaşım söyledi. İstanbul, İzmir ve Ankara çok pahalı ya buralar ama... Çok uzağa falan da gitmeye gerek yok. Yani 40'lar elinde. E hayat bu kadar pahalı değil abi. Değil evet. Yani Anadolu'nun kentlerinde böyle kiralar, böyle bir hayat pahalılığı yok. O yüzden seküler kesiminde daha çok aslında Antalya kıyı kesimi, İzmir, İstanbul falan gibi şeylerde yaşadığını düşünüyorsan, Anadolu ekonomik olarak bunu böyle yaşamıyor o kadar fazla ve o yüzden de askeri ücretin birazcık arttırılması, emekli maaşının biraz yükseltilmesi halka gerçekten belki de ihtiyacı olan bir şeyi bir kısmen karşılıyor olabilir. Tamamen cahilce konuşuyorum ama sanki öyleymiş gibi geliyor bana. Ekonomi kötüleştiğinde insanlar iktidarı değiştiriyorlar ya. Yani evet İstanbul'un ekonomisi daha kötü tabii. Evet. Biraz öyleymiş gibi sanki.